Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul cephesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yarın da ekstra olarak yeni haftaya başlarken dikkat edilecek konuları hususları derinlemesine aktarmaya çalışırız bu hafta birazcık karışık bir hafta olacak. Onun dışında ekstra olarak yine piyasalarda devam eden bir tepki var. Bu tepki boyunun biraz daha uzama ihtimali var mı? Ne noktadayız? Biraz da bunu konuşmaya çalışalım. Evet evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizler de yayınlarımı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca her birinizin kandillerini en içten dileklerimle kutluyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Bizlere de dua edin. Ailelerimizle birlikte inşallah nice sağlıklı, huzurlu, bereketli, uzunca güzel sağlıklı ömürlerimiz olur diyelim. Ufak ufak başlayalım. Evet Borsa İstanbul cephesine baktığımız zaman 9.680 şuraya kadar işler standarttı. 2 saatlik süper trendlerdeki üst sınır bu bölgeye kadar tekabül ediyordu. 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının aşağısında şöyle bir geri dönüş mumu attı. Ama dedik ki bu geri dönüş mumlarını takip edeceğiz tabii ki. Standartta teknik bir vaziyette bu tarz bir mum biraz daha ilave hareketi vaat eder. Bakın o tepki mumu geldi. Piyasayı 9280 lira kadar düşürüp buradan hızlıca yine ortalamaların üzerine kapatıp ertesi günde bir tekrar daha yeşil mum daha aldılar. 9680'e kadar piyasayı taşıdılar. Peki yeni hafta itibariyle bu hareketlilik devam ederse nasıl olur? Bu hareket buradan alıp başını gider mi? Değil mi? Bir de böyle bakış açıları var. Bu hareketin buradan alıp başına gitmesini beklemiyorum arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi bir süre şu 9850 10000 10100 bantlarının bize direnç alan olarak çalışmaya devam ettiği bir piyasa ortamı görebiliriz. Bu birincisi. İkincisi şunu da söylemek lazım. Bakın piyasalar tarafında spot piyasalara bakılırken çok viop tarafı kontrol edilmiyor. Viop tarafı kıymetli. Viop tarafına baktığım zaman yani adamlar şöyle iş yapıyorlar. Şu an aldılar piyasayı. Güzel. Neredeyse iki günde Bank of America hadi kurum ismi de vereyim. 4,5 milyar liraya yakındık. Bir mal aldı. 4,5-5 milyar liraya doğru. Onu belki biraz daha arttıracak. Biraz daha yukarıya doğru taşıyacak ama adam gidiyor. Daha sonrasında endeks düşer diye short pozisyon alıyor. Yani endeksin düşüşünü oynayan kısa pozisyonlar açıyorlar. Ne demek bu? Yani baktığınız zaman şu demek. Adam spotta aldı. O bizim alım satım ekranlarında aldığı malı daha sonrasında satıp o kaldıraçlı piyasalarda. Yani ben düşecek dedim. 1'e 10 versin dediği yerde onu alıyor. Yani o açıdan buna dikkat etmek lazım. Şu an Viyop pastası yani o arka taraftaki kaldıraçlı taraftaki ortam halen daha piyasaların düşeceğini oynayan büyük kurumlarla dolu. O açıdan bu tarz yükselişlerin tepki yükselişi olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden kapağı da hisselerde tepki ort hareketi ortamı dedim. Yani bir tepki ortamı var. Bu tepki ortamına katılım sağlarlar. Kısa vadede hani kar alım opsiyonları kullanabilecek, trade eden, trade hamleleri yapabilen, birazcık al sat yapan, daha sonrasında yukarıdan bir miktar verip bekleyen, belirli noktalarda stop olabilen yani zarar kesi yapabilenlere hitap eden bir yayındır bu. Bunu da böyle altını çizerek söylemiş olayım. Daha sonrasında hisse senedinin adını alıp kaçıp daha sonrasında uçup kaçmasını bekleyen bir ordu var. Ne yazık ki bu iş böyle olmuyor. Daha sonrasında zaten küsüyorsunuz. Suçlayacak insan arıyorsunuz ama suçlu siz oluyorsunuz arkadaşlar son karar verici olarak. Evet onu da söyledikten sonra gelelim biz. Ana resimdeki teknik imajlara şunu söyleyebilirim. Şuradaki dönüş mumu Yükseliş barı iki saatlik trendlere kadar gelen görüntü 9680'ler üzerinde 9840 ve 10.130, 10.140 buralara kadar hatta şurada 10.036 ile 10.120 gibi sağlar var. Oraları da bir yakından takip etmek lazım. Evet 10.120, 10.036, 10.000 kıyıları yani bu 9840, 10.000 kıyıları bizim için zorlama alanlar olacak. Yani onu söyleyelim. Oralara kadar gidiyorsa piyasa tekrar bizim burada 200 günlük fiyat hareketli ortalamalarına kadar 9400-9300 arasındaki banda kadar tekrar geri çekilmeler yaşatabilirler. Bu oynaklık burada devam edebilir. Buradan alıp başını gitmesinden ziyade o noktalara kadar getirip tekrar aşağı yönlü bir satış görme ihtimali masada tutulmalı ve buna göre yaklaşım sergilenmesi daha sağlıklı olur. Bakın daha öncesinde o deprem döneminde ve yine seçimlere doğru gittiğimiz süreç itibariyle de 200 günlük fiyat hareketli ortalamasına kadar gelişler. Daha sonrasında şurada bu, bugünküne benzeyen o bakın dönüş mumu akabında yeşil mum tekrar o bizim trende yoklanması 200 günlük buradan gelen bir %10'luk hareket bakın bir daha dönüyor dolaşıyor. Tam o sınırlara kadar geri geliyor. O açıdan burası önemli. Buradaki hare harekete kalıp benzerlik olarak bir tablo. Daha önce de gösterdim. Yine göstermiş oldum şimdi. Yine şimdi de yaşayabiliriz. Yani şurada süper trendlerin kıyısına kadar daha evvelde yaptığı gibi. Evvela Kaufman'a 9930 daha sonrasında 10.050 10.100 bantlarına doğru bir fiyat hareketleri görmek dahi teknik olarak mümkün. Tam milimetrik bir nokta atışı beklemeyin piyasalar tarafında. Ama 9850 ile 10.000 bantlarının 10.050 bantlarının yakında doğru giden bir atak gözlemleyebiliriz. Fakat Viyop pastası bunu doğrulamadığı için buna dikkatle bakacağız. Yeniden 9400-9300 her defasında olası düşüşlerde bizim için önemli. Tolere edebilir alan olacak. Aşağısı stresin daha da arttığı bir tablo olur diyeceğiz. Gelelim 4 tane şirket incelemesine. Biraz da onlara bakmaya çalışalım. Şunlardan bir tanesi aracı kurumlardan biri. İş, yatırım menkul değerler. Burası dikkat çekici. Burası zaten benim genel olarak katıl tarafında yazmış olduğum raporlarda da her hafta değerlendirmesini yaptığım bir şirket. İş yatırım menkul değerler ismen. İsmen tarafında bakın şurada bir ara trend takip ediyordum. O trend dibine kadar gelindi. Bu iyi. Daha sonrasında şurada ara trendin 35-70'lerin kırılması iyi. Yine şuradaki ara trend kırılıyor hacimli bir şekilde. Şimdi 35-60, 35 diyelim kabaca. 35-35-60. Bu bandın korunması lazım. 36.5 ile kapattı. Daha evvelde böyle yüksek yeşil mumlar attıktan sonra bir kırmızı mum getirdiği oluyor şöyle 35'lere doğru. Bir ona dikkat etmek lazım. Öyle hemen açıldı saldırayım gibi bakmamak lazım. Şöyle bir baktığım zaman 4 saatte kaufmanlık neredeymiş? 35 60 demiş. 35 60'a kadar şu bir onay mumu atıp daha sonrasında tekrar 36 22'lere yıkarak biraz daha yukarı yönlü fiyat hareketleri iş yatırım menkul değerlerde şöyle 38 38 buçuk bandına maksimumda da 40 bandına doğru bir atak yapabilir. Bakın bu anlattığım tamamen bir trade'dir. Al sattır. %10-13'lük bir ortam var orada. Hani sizi tatmin eden %3-5'ten sonrası zaten bir aylık mevzuatın ötesine çıkmak demek. Ona dikkat edeceğiz. 35 aşağısı da negatif göreceğiz. İş yatırım menkul değerler bir tanesiydi dikkatimi çekenlerden. Bir diğeri Medikal Park arkadaşlar. Medikal Park tarafına baktığım zaman Medikal Park'ta şurada 315 liralar daha evvelde bakın. Evvela tepe. Daha sonrasında buranın kırılımıyla yukarı yönlü bir atak ralli şu 387'lere kadar. Akabinde tekrar düşüşler. Tekrar buraların destek oluşu şu 315 hatta 350'lere kadar bile iğneler var bakın. Bir daha geldi şimdi şu 335'lere kadar. Bu 335'lerin kırılması ile beraber özellikle şurada 346 ve daha çok benim dikkatimi çeken 362 lira bandına kadar ilave bir hareket getirebilir. Şu an tam ara dirençte işte. şöyle özellikle 342'lerin üzerine çıkıyorsa 363 ve 371'e doğru fiyat hareketliliği standart olur. Ona benzer bir fiyat hareketliliği de en azından sizlere şöyle bir baktığınız zaman güncel haliyle 336'lar üzerine yerleşmişse %8 %10'luk bir getiri sunma ihtimali verir. İlk ikiliyi hallettik. Şimdi Gelelim bir diğerine. Ford tarafı bu da katıl tarafında konuştuklarımızdan bir tanesiydi. 900 ve 915 lira takip hatlarında 916'da kapattı. Bu 915-916 üzerinde kaldığı sürece 960 ve 984 buralara doğru fiyat hareketleri teknik olarak mümkündür. Yani 953, 955 ve 984 buralara kadar teknik olarak hareketler mümkündür. 900 lira aşağısında tekrar negatif bakarız. Bunda da bir ekstra olarak not alabilirsiniz. 900 aşağısı kısa vadeli stoptur. Ama orada da %5'lik %6'lık bir ilave hareket marjı için bir ortam var. Gelelim son şirket Migros. Migros tarafına baktığınız zaman Migros tarafında da şöyle bir tablo var. Onu da haftalıktan göstermek istiyorum. Haftalık grafiklere bakın. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasını görüyorsunuz. Orası 474. En düşük gördüğü yer 472. Ve buradan bir yukarı mum. Tekrar atak yapıyor. Bakın şu trende girmeye çalışıyor. Giremiyor. Bir daha düşüyor. Bir daha girmeye çalışabilir. O açıdan 521 ile 530 lira bantlarına doğru olası fiyat hareketliliklerini standart kabul edeceğim. Yani şurada 507'lerin aşımıyla 520 ve 532'ye doğru yani hem kırdığı trend hem de günlük süper trende kadar olası fiyat hareketlilikleri 507 Türk lirası üzerinde mümkündür. 507 üzerinde 521, 532 bu bantla takip edebilirsiniz. Kısa vadeli bakanlar için ise şurada 490'lar aşağısı zayıflama, 482'ler aşağısı daha da aşağıda 470'lere yeniden düşüş demek olur. 503 ile kapattı, 500, 507 lira üzerine çıkıyor ise bakın koşullarıyla söylüyorum 520 ve 532 sıralı hedef alanlar olur. Kaç şirket anlattık? 4 tane bakacaktım. Evet 4 şirket de bakmış olduk. Benimle beraber piyasa takibi de yapabilirsiniz. Bu kanalın YouTube katı üyelikleri arasında bulunan Ekonomi Topluluk isimli YouTube katı üyeliğinde finansal piyasalar eğitim seti hediyemiz, Telegram iletişim kanalımız ve pazar raporlarımız var. Sizler de hem kendinizi eğitimlerimle geliştirmek hem iletişim kanalımda bizlerin sohbet ağına, sohbet network'üne dahil olmak hem de Pazar raporlarımızla beraber piyasalarda yeni haftaya girerken nelere dikkat edeceğimize bakabileceğiniz raporlarımıza ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.